Arkadaşlar merhaba, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz, 2. Göktürk Devleti, Kutluk Devleti. Kuruluş 682. Devletin yıkılış tarihi 744. Çin egemenliğine giren Göktürkler, Kutluk Kağan zamanında yeniden bağımsızlığına kavuştu. Bu yüzden bu devlete, Kutluk Devleti, de denir. Yaklaşık 50 yıl kadar Çin hakimiyetinde kalan Göktürkler, Aşina soyundan gelen Kutluk Kağan önderliğinde, bağımsızlık mücadelesi vermişler ve 2. Göktürk Devleti'ni kurmuşlardır. Çin'e karşı isyan sonucunda 2. Göktürk Devleti, Ötüken merkezli olarak kurulmuştur. Kutluk Kağan'ın bilge veziri, Çin doğumlu olan ve tarihteki ilk Türk veziri kabul edilen Tonyukuk'tur. Kutluk Kağan'dan sonra, tahta kardeşi, Kapgan Kağan geçmiştir. Kutluk Devleti, Bilge Kağan ve Kültigin kardeşler döneminde en parlak dönemini yaşamıştır, vezir yine Tonyukuk'tur. 2. Göktürk Devleti, Uygur Karluk ve Basmi topluluklarının işbirliği sonucu 744 yılında yıkılmıştır. Şimdi 2. Göktürk Devleti'ni 3 önemli Kağan dönemine göre kısaca öğrenelim ve Vezir Tonyukuk'un önemini anlatalım. Arkadaşlar dikkat edelim. 1. Kutluk Kağan. Kurucu Kutluk Kağan, Çin'e karşı tam 47 sefer yapmıştır. Türkleri bir amaç etrafında topladığı için kendisine İlteriş derleyen toparlayan ünvanı verilmiştir. 10 yıl hüküm süren, bu 10 yıllık süreçte tüm Türk boylarını kendi buyruğunda toplamayı başaran Kutluk İlteriş Kağan, bu 10 yıla 47 sefer sığdırmış, bu seferlerin 17'sini de doğrudan Çin üzerine yapmıştır. Peki, bu 47 seferin kaçı zaferle, kaçı hezimetle sonuçlandı derseniz, işte Kutluk İlteriş Kağan efsanesini o zaman anlayabilirsiniz. Devletin kuruluşu için, sadece 17 yoldaşıyla İstiklal Meşalesini tutuşturan Kutluk İlteriş Kağan, 47 seferin tamamında zafer kazanmıştır. Bilge Vezir Tonyukuk, tüm dönemin en önemli devlet görevlisi ve Türk tarihinin ilk veziri Tonyukuk'tur. Türklerde vezirlik makamına önem verilmesi, bürokratik bir örgütlenme olduğunun kanıtıdır. Tonyukuk, devletin kuruluşunda büyük katkı vermiştir. Tonyukuk, Türklerin esaret yıllarında Çin'de doğup büyüyen ve Çinlilerin Türklere karşı izlediği siyaseti iyi bilen bir kişiydi. Kutluk, Kapgan ve Bilge Kağan dönemlerinde vezirlik yaptı. Bu görevi sırasında 2. Göktürk Devleti'nin iç ve dış politikasına yön verdi. 2. Kapgan Kağan. Kurucu Kutluk Han'dan sonra yerine geçen Kapgan Kağan, Çin'e 25 sefer düzenlemiştir. Kapgan adı, bugünkü Türkçe'de, fethetmek anlamına gelen, kap, al eyleminden türemiş olup, Fatih anlamına gelmektedir. Kapgan Kağan döneminde, devletin sınırları tekrar Mavera Ünnehir'e dayandırıldı. Batı Türkistan Türkleri yeniden Göktürk hakimiyetine alındılar. Asya'daki bütün Türk boyları 100 yıl sonra Göktürk hakimiyetinde tekrar birleştirilmişti. Sert ve tavizsiz politikalar uygulayan Kapgan Kağan, bir isyanı bastırırken, pusuya düşürülüp öldürüldü. Kapgan Kağan'ın ölümünden bir süre sonra, tahta, Kutluk Kağan'ın oğlu, Bilge Kağan geçti. 3. Bilge Kağan. Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ile taht kavgasına girişmedi, beraber devleti yönettiler. Bilge, Hakan oldu. Daha önce girdiği savaşlarda üstün komutanlık yeteneğini kanıtlayan Kültigin ise orduların başına getirildi. En büyük yardımcıları yine Tonyukuk idi. Bilge Kağan döneminde Çin ile ticari ilişki geliştirildi. Batı Türkistan'daki Türk boyları tamamen devlete bağlandı. 725 yılında Büyük Vezir Tonyukuk öldü, 731'de Kültigin, 734 yılında da Bilge Kağan öldü. Daha sonra tahta çıkan Kağanlar, atalarının kurduğu devleti iyi yönetme becerisi gösteremediler. Karluk, Bismil ve Uygurların çıkardığı isyanı bastıramadılar, 745 yılında Ötüken ve çevresini Uygurlar ele geçirerek, Türklerin ve Orta Asya'nın yeni temsilcisi oldular. Türk işler de Batı Türkistan'ı yönettiler. Arkadaşlarım, Bilge Kağan 720 yılında Çinlilerle Şantan Savaşı'nı yaptı ve kazandı. Arkadaşlar, bu Şantan Savaşı bir tohum savaşıydı. Biz buradan anlıyoruz ki Göktürklerde tarım faaliyeti vardı, çünkü Çinlilerle tohum için savaşılmıştır.